arkadaşlar uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Niye uzun bir ara? Yaklaşık 5-6 ay oldu. Bu zaman zarfında biz bazı ürünleri defalarca test ederiz. Sahaya süreriz, seslendirmelere götürürüz, programlara alırız, müzisyen arkadaşlara veririz, onlardan gelen tepkileri alırız. Hatta onunla da yetinmeyiz. Kendimiz programlara bizzat dahil olarak varıp ürünü sıkıştırır, dener, bütün frekanslarına, efektlerine, dayanıklılığına, gücüne bakarız. Ve bizde o ürün hakkında bir izlenim oluşur. İşte o edindiğimiz izlenimleri sizinle paylaşırız. Kayda değer bulmuşsak bir cihazı, onu sizlere anlatırız. Zaten biliyorsunuz benim kanalım bir satış kanalı, bir reklam kanalı değil. Sizin yapamadığınız inceleme ve araştırmaları ben sizin adınıza yapıyorum ve size izlenimlerimi sunuyorum. Ha, benim beğendiğim bir yönü beğenmeyenler olur mu? Binde bir de olsa çıkabilir. Onlara da saygı duyarız. Şimdi bugünkü üzerinde uzun zamandır çalıştığım ve defalarca test ettiğim hakikaten bir ürün. Wöhler VPX 164 Pro. Bu cihazı uzun zamandır inceliyorum. Arkadaşlar, efektleriyle, teknik özellikleriyle, frekans okumalarıyla, yani istediğimiz frekansları duyabilme özelliğiyle gerçekten güzel bir ürün. Nedir bu ürün? Sohbetimiz esnasında detaylarına inelim. 4 çarpı bir cihaz. Yani 4 ayrı çıkışı var. Her çıkışı birbirinden bağımsız kontrol edebiliyorsunuz. 4 çarpı 1300 watt. Yani 5200 wattlık bir cihaz. Her çıkış 1300 watt. Kaçta 1300 watt? 4 ohmda 1300 watt. Yani her birisi 8 ohm olan 2 tane hoparlörü, 2 tane kabini bir çıkışa takıyorsunuz. O zaman 4 ohm'a iniyor. 4 ohmla 1300 watt veriyor her kanala. Peki 4 çarpı olması size ne artık getirir? O 4 çarpı da mesela istediğiniz kanalı subbas yapabiliyorsunuz. Subbas yaptığınız kanalın frekanslarıyla oynayabiliyorsunuz. Cihazın arka kısmında volüm verilmiş. Buradan cihazın o subbas yaptığınız kanalın frekanslarıyla oynayabiliyorsunuz. Kaç hertz'te kesmek istiyorsanız ona göre kontrol edebiliyorsunuz. Yani çok anlaşılır şekilde çok alt frekanslara inip bas alabiliyorsunuz. Biraz üst frekanslara çıkabiliyorsunuz. Midlere çıkabiliyorsunuz. Daha da yani frekanslarıyla kendiniz oynayabiliyorsunuz. Ayar yapabiliyorsunuz. Birbirinden bağımsız 4 çıkış olduğunu söyledim. Çift efektli, onu da söyleyelim. Çift efektli 2x99 DSP efekt var üzerinde. 9 band equalizer verilmiş ama equalizer ve her kanaldaki 4 band tonlama cihazla adam gibi çalışıyor arkadaşlar. Yani bazen cihazın işte üst frekansı yükseltiyorsun, tiz diyoruz yani, tizleri yüklüyorsun, tiz duyamıyorsun. Basları yüklüyorsun, bazı cihazlarda basları alamıyorsun. Genelde bu merdiven altı ya da bu basit cihazlarda oluyor. Hiçbir anlam ifade etmiyor 4 band ya da 9 band grafik equalizer. Bazı cihazlarda anlam ifade etmiyor. Hepsinden bahsetmiyorum. Kaliteli cihaza saygımız var. Ama bu cihazda öyle bir şey yok arkadaşlar. Hakikaten istediğiniz tonları duyabiliyorsunuz. Güç olarak da biz 4 ohm'da çalıştırılması gerekirken testlerimiz esnasında 2 ohm'a indirdim ben bunu. Yani her bir çıkışa 4 hoparlör bağlayarak test ettim. 16 hoparlör bağladık. Bu ne demek? 2 ohm'a indirerek test ettim. Performansında düşüş olacak mı, ısınacak mı, cihaz yanacak mı, kendisini kapatacak mı diye sıkıştırdım. Çünkü bir cihazın böyle 2'de 1'de zırt pırt kapanıvermesi bizim hoşumuza gitmiyor. Sorundur o. Bunda onu görmedik. 2 ohm'a indirdiğimde dahi biz onu görmedik. Ama şöyle bir şey de söyleyeyim. Siz 0 desibel kuralının dışına çıkarsanız bütün cihazlarda sorun yaşarsınız. Ben bunu
başka videolarımda işledim. 0 desibel kuralına mutlaka uyun dedim. Eğer siz 0 desibele uymamışsanız, basları, tizleri, midleri halk tabiriyle köklerseniz, volümü de pike sokarsanız cihaz olmaktan çıkar. Cihazı doğru kullanmak da çok önemli. Şimdi 4 kanala kompresör ayrıca verilmiş. Bu ne demek? Bu sesleri bozduğunda, ben sesleri bilmiyorum ya işte, bozuldu mu, bozulmadı mı, ben çok da kulağımla anlayamıyorum diyorsan, cihaz zaten kompresör özelliğiyle sesleri kendisi belli ölçüde toparlıyor. Ses kirliliğinin de önüne geçebilmiş bir cihaz. Çift fanlama, ya hocam fanın neyini söylüyorsun? Şunu söyleyeyim. Bazı yerlerde, müzisyenlerde sorun olmuyor gürültülü bir ortam olduğu için, ama örnek veriyorum, bunu camide kullanıyor adam. Fan sesinden duramıyorsun. Vuuu fan geliyor. Şu an fanlar çalışıyor. Ben kulağımı dayadığım halde dahi fanın sesini duymuyorum. Isıya duyarlı fanlar yapılmış, onu da söyleyeyim. Isının derecesi arttıkça fanın devri artıyor. Şimdi anlatmadığım ne kaldı? Ya ben bunu dek mikser olarak kullanacağım. Bütün power mikserleri arkadaşlar, bir bunu değil, bütün power mikserleri dek mikser olarak da kullanabilirsiniz. Yani kendisine hoparlör takmasın, aktif kabinlere yönlendirirsin ya da altına power ya da powerlar atarsın, onlara aktarırsın, istediğin gibi kullanabilirsin. Power mikser kullanımı size bir avantaj sağlar. Aktif kabin kullanıyorsunuz ya da işte powerlardan geçmişsiniz. Eğer cihazınızda power mikserse kendisini de başka amaçlarda, yani monitör kullanırsınız, subbass kullanırsınız. Power mikser deck mikserden avantajlıdır. Onu söylemeye çalışıyorum. Bunun dışında her kanalın mute tuşu var. Kapatıyorsun, açıyorsun. Her kanal, yani istediğin kanalı anında dondurabiliyorsun. Sürgüleri çok kullanmamak adına iyi bir özelliktir. Yani aç kıs, aç kıs, aç kıs yapmak yerine tek butonla aktif hale getirip ya da kapatabiliyorsun. Yine stüdyo kayıt sistemlerinde ya da bazı programlarda fantom mikrofonlar kullanılır. Bunda da fantom mikrofonları her kanala bağımsız vermiş. Güzel bir özellik. İstediğin kanala fantom verebiliyorsun, istediğin kanalı da vermeden kullanabiliyorsun. Girişler yine bazen soruyorlar, çok anlatmaya gerek olmadığını düşünmüştüm ama öyle sordular ki, hem normal gitar jack kullanıyorsun aynı çıkışa, istersen de Canon jack X'lere kullanıyorsun. Yerden tasarruf etmiş, cihazı çok da büyütmemek adına line giriş ya da işte Canon giriş kullanabiliyorsun. Peki şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir ürünü tanıtırsın, anlatırsın, insanlar dinler ama gözden kaçırdıkları bazı şeyler vardır. 2 yıl garanti deriz biz hep. 2 yıl garantiyi veren kim? Gerçekten arkasında bir firması var mı? Yedek parçası var mı? Garanti adam gibi çalışıyor mu? Bunlar önemli detaylar. Mesela son zamanlarda işte bazı cihazlar, çakma cihazlar diyelim, falan markanın filan markanın çakması, faturası yok. Garantisi yok, teknik servisi yok, yedek parçası yok. İstersen o cihazı bedava al. Herhangi bir cihazdan bahsetmiyorum. Siz onları biliyorsunuzdur. Yani garantisiz, faturasız, servisi olmayan, yedek parça teminini sağlayamayan firma ürünlerini ben size tavsiye etmem. Başınız ağrır. Pahalıya mal olur. Ucuz alırsınız, pahalıya mal olur. Bunda o sorun yok arkadaşlar. Firma ürünüdür. Firmayla uzun zamandır da çalışıyorum. Garanti konusunda da hiçbir ürünlerinde bir sorun yaşatmayan bir firma. Onlara da gerçekten teşekkür ediyorum. Hiçbir sorun yaşatmadılar şimdiye kadar. Garantiye çok mu gittin? Müşteri hatasından dolayı garantiye giden cihazda dahi sorun yaşamadık. Peki cihazımız bu arkadaşlar. Ve burada ben bu kanalımın satış kanalı ya da reklam kanalı olmadığını söyledim. Burası sadece ürünlerin tanıtım kanalı. Ya, ürünü satıyor muyuz? Tabii ki satıyoruz. Yüzlerce ürün satıyoruz ama buradan satmıyoruz. Ararsınız. Düşündüğünüz ürün olursa ayrıca yardımcı oluruz. Bunun farklı modelleri ya da farklı markaların farklı model cihazları da var. Bu 3-5 aylık zaman zarfında denediğimiz ürünlerden birkaç tane daha var. 7'ye yakın ürünümüz var.
sırasıyla ara ara ben onları da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Takipte kalırsanız ve böyle bu tip ses sistemleriyle alakalı ihtiyacı olan kardeşlerim sanıyorum bu bilgilerden yararlanacaktır diye düşünüyorum. Ve her zaman olduğu gibi konuşurken diyorum ki acaba unuttuğum ve hatırlamam gereken şeyler var mı? Çift AUX'lu olduğunu söyledim, çift efektli olduğunu söyledim, her kanalda 4 band tonlama olduğunu söyledim, 9 band grafik equalizer olduğunu ve bu equalizer'ı devreye sokup ya da devreden çıkarmak sizin kontrolünüzde olduğunu söyledim. 4 çarpı 1200 watt, 1300 watt olduğunu söyledim. Sub-bass kanallarını istediğiniz gibi tonlayabildiğinizi söyledim. Bundan sonrası sizin takdirinize kalmış. Garantisini söyledim. Söylemediğim bir şey kaldı mı Ali? Herhalde kalmadı. Peki arkadaşlar, bir başka cihaz, bir başka ürün tanıtımında görüşelim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.